Peki şöyle başlayalım o zaman. Önce pandemi ilanından başlayalım. Yani acil durum ilan ediyor Dünya Sağlık Örgütü ama daha henüz pandemi aşamasına kadar birkaç evresi daha var. Biliyorsunuz bu COVID-19'da da aynı şekilde oldu. Önce bir uluslararası acil durum ilan edildi. Sonra evreler yaşanmaya başladı ve en son evrede artık bu pandemidir dedi. Üçüncü, dördüncü evrede ve tüm ülkelere böyle bir çağrı yaptı. Yanılmıyorsam 2020'nin Şubat ayı civarındaydı. Hani virüsün görülmesinden yaklaşık 1,5 ay sonra falan bu oldu. Bu evre hani ilk Çin'de görüldükten sonra 1,5 aylık bir dönemde tüm dünyaya yayılmış oldu. Şimdi gelelim, maymun çiçeği nedir? Aslında biz bu virüsü yak 1958'den beri biliyoruz. Yani bizim hocalarımızda öğrendiğimizi söylüyorum. İlk olarak Danimarka'da maymunlar arasındaki bulaş sırasında maymunlarda bir hastalık oluşturduğundan dolayı biliyoruz. Bu arada bir terminolojik düzeltme yapalım. Eskiden maymun çiçeği diyorduk ama sonra bu bir ırksal çağrışım yaptığından dolayı Mpox, hani Monkeypox'tan Mpox olarak değiştirildi. Mpox olarak adlandırılıyor artık. Şimdi ilk 1958'de Danimarka'da tanımlandı, bu maymunlar arasındaki hastalıkla tanımlandı. Ve aslında çiçek hastalığının virüsünün akrabası diyebileceğimiz bir virüs. Bildiğiniz gibi yine aşılamanın en önemli başarılarından bir tanesi dünya üzerinde çiçek hastalığını ortadan kaldırmaktır. 1980'lerden itibaren dünyada çiçek hastalığı aşılar sayesinde ortadan kaldırıldı. Aslında o akrabası da olduğundan dolayı o yapılan aşılar, çiçek hastalığına karşı yapılan aşılar bu hastalığa karşı da koruyor. Bir %85 civarında bir koruyuculuğu var. Dünyada ilk kez insanda tanımlanması Kongo Cumhuriyeti'nde 1960'larda insandan insana bulaş ve insanda tanımlanması aslında kemirgenler aracılığıyla bulaşıyor. Yani maymunlarda görülüyor ama işte onlarla yakın ilişkide olan ve daha sonra insanlarla yakın ilişkide olan kemirgenler aracılığıyla geliyor virüs. Hasta hayvanların infekte etleri, onlarla temas etmek, onlara dokunmak, yani salgılarından insana geçiyor. Aslında hastalığın oluş şekli çiçek hastalığı gibi, onu söyleyebilirim. İşte lenf bezleri şişiyor, ateş, daha sonrasında bir döküntü ortaya çıkıyor ve bu da yaklaşık 2-3 haftalık bir periyot, 5 günden 20 güne kadar süren bir periyot ve kişiler hastalığı geçirdikleri süre boyunca o vücudundaki veziküler, Turan Bey de bir doktor olduğundan dolayı bilecektir zaten, o veziküler döküntülerden bulaş devam ediyor. Aynı zamanda vücut sekresyonlarıyla da bulaş devam ediyor. O döküntüler ortadan kalktıktan sonra bulaş ortadan kalkıyor. Yani bayağı uzun bir bulaş periyodu var aslına bakarsanız hastalığın. Şimdi ateş dedik, lenfadenopati dedik ama hastalığın önemli bir bölümü asemptomatik dediğimiz, hani belirtisiz de geçebiliyor önemli bir bölümünde. Fakat bir bölümünde aynı COVID-19'a benzer bir biçimde işte komplikasyonlarla ilerleyebiliyor hastalığın. İşte %10, %5-10 civarında bu ensefalit dediğimiz beyin iltihabına kadar da gidebilen veya işte akciğer tutulumu olan bir hastalık durumuna dönüşebiliyor. Veya sekonder infeksiyon dediğimiz başka bakteriyel infeksiyonların vücuda yerleşip onların insanı hasta etmesine yol açabiliyor hastalık. Peki şu anda hangi durumdayız? Onu bir açıklayalım. Aslına bakarsanız bu her yıl Afrika'da görülen bir hastalık. Özellikle Orta Afrika'da, Orta ve Batı Afrika'da görülen bir hastalık. Bundan yanılmıyorsam bir buçuk yıl önce ilk kez Afrika dışında da hastalar görülmeye başlandı. Hatta bu bir tehdit de aslına bakarsanız. Çünkü sonuçta bu endemik bir hastalık. Yani o bulunduğu bölgede insanları infekte edip orada ortaya çıkıyordu. Fakat Afrika'nın dışına çıkmaya başladığı andan itibaren işte o pandemi oluşturabilecek bir hastalığa yönlenmeye başladı. İşte Dünya Sağlık Örgütü aslına bakarsanız bunun için böyle bir acil durum ilan ediyor. Çünkü hastalığın bugünkü o uluslararası iletişimle Afrika'nın dışına çıkabilme ve iklim değişikliği nedenleriyle de bu virüsün
Afrika dışındaki kemirgenlerde veya hayvanlarda da rezervuar olarak taşınabileceği öngörüsü var. Yani oralara bulaşırsa eğer Avrupa'da veya bizim ülkemizde veya başka ülkelerde de yavaş yavaş görülmeye başlanabilir. Hızlı bir soru. Hocam, Dünya Sağlık Örgütü devletler harekete geçsin, bunun yayılmasının önüne geçmek için derken tam olarak ne çağrısı yapıyorlar? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Işte, mesela ülkemiz, Sağlık Bakanlığı bu konuda hemen harekete geçmek için, sınırlarımız içerisine girmemesi için ne gibi önlemler alabilir daha şu günden? Şu, yani sınırlarda bir kere ciddi bir kontrol mekanizmasının işleme geçmesi gerekiyor. Yani özellikle hastalığın bulunduğu bölgeden gelen insanlarda, ki biliyorsunuz ülkemize ne yazık ki kontrolsüz bir biçimde gelen bir göç var. Tabii, en büyük 730 bininin de nerede olduğunu bilmiyoruz Ali Yerlikaya'nın beyanından. Ne yazık ki zaten asıl önemli sorunlardan bir tanesi bu. Yani asıl onun önüne geçmek ve ülkemize giriş sırasında özellikle hastalığın bulunduğu bölgeden gelenler için kontrol mekanizmalarının, tanı mekanizmalarının hemen yaşama geçmesi gerekiyor. Ama bunun için sınırlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Aslında Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor. Yani evet, ülkeler bundan sonra sınırlarında dikkatli olsunlar. Özellikle hastalık bölgesinden gelenlerde kontrol mekanizmalarınızı düzgün bir biçimde çalıştırın. Yani havaalanlarında olsun, limanlarınızda olsun. Bunu kontrol edin demeye çalışıyor. Böylece yayılmasın demeye çalışıyor. Çünkü COVID-19'dan bir takım şeyler öğrendik. Yani çok kısa bir sürede o dünyadaki iletişim nedeniyle ve göçler nedeniyle bulaşıcı hastalıklar çok hızla yayılabiliyor. Ama bizim ülkemizdeki ana sorun da bu zaten. Yani ben bugün sanırım bir televizyon programında aynı şeyi söyledim. Yani ülkemizde milyonlarca göçmen dediğimiz veya işte artık statüsü neyse, kaçak mı diyeceksiniz, mülteci değiller çünkü yasal olarak. Evet. Bir insan var ve biz bunların sağlık durumlarıyla ilgili hiç bilgi sahibi değiliz. Yani kayıtları yok. Şimdi siz Can Bey yurt dışına gitmeye kalksanız vize alacaksınız, atıyorum Amerika Birleşik Devletleri'ne, sizin tüm sağlık verilerinizi kaydederler. Formlar doldurursunuz, beyanda bulunursunuz ve ancak öyle gidebilirsiniz. Şimdi gelenler için de bunu uygulamak gerekiyor. Peki Türkiye'de şu anda Afrika'dan, özellikle o bölgeden gelenler için böyle bir kontrol mekanizması var mı yok mu? Bunu sormak ve sorgulamak aslında biz hekimlerin görevi. Yani ve karşımıza şimdi Afrika bölgesi, ben infeksiyon hastalıkları açısından konuşuyorum. Afrika bölgesi bizim açımızdan sıtma bölgesidir ve o bölgeden gelen, yüksek ateşi olan bir hastada ilk düşündüğümüz hastalıklardan bir tanesi sıtmadır örneğin. Şimdi geldi diyelim, ne kadar zaman oldu? 3 gün oldu, 5 gün oldu. İlk aklımıza gelen sıtmadır. Türkiye'de onunla ilgili bir örgütlenme var. Örneğin hemen Sağlık Müdürlüğü'ne haber verirsiniz. Sıtma savaş memuruyla bağlantı kurarsınız ve testleri yapılır. Hastanın sıtma olup olmadığını hemen öğrenebilirsiniz. Peki şimdi bununla ilgili testler konusunda Türkiye ne yapabilir? Bilmiyoruz. Yani işte geldi Afrika'dan bir bizim kendi vatandaşımız da olabilir. Bu oraya gitmiştir. İşte iş adamıdır, orada çalışıyordur. Geldi ve işte lenfadenopati dediğimiz, işte lenf bezlerinin şişmesi, yüksek ateş, işte döküntüler, çiçek benzeri döküntüler. Benim aklıma ilk gelecek şey, eyvah bu Mpox mu? Ben bunu tanı koydurmam gerekiyor. Nerede tanı koyduracağım ben bu şahsa? Yani nereye göndereceğim ben bunun numunelerini? İşte Sağlık Bakanlığı'nın hemen bununla ilgili bir genelge, yönetmelik, yönerge, artık onun adına ne diyorsanız, bunu yayımlaması ve hekim camiasına bunu bildirmesi gerekiyor. Böyle bir şüpheli olgunuz olduğunda hastayı şuraya yönlendirin veya tanı için materyallerini buraya gönderin diyebilmesi gerekiyor. Şu anda biz bunu da ne yazık ki bilmiyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki, virüse karşı elimizde yine o büyük kozumuz yakalanmamak mı acaba diye. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o çok konuşulur beyanını hatırlatmış. Semih Bey diyor ki, aşısı var mı? Hali hazırda bu konuda Sağlık Bakanlığı çalışma yapabilir mi? Sonra galiba Figen Hanım'ın da bir sorusu var, onu da alacağım. Buyurun. Şimdi şöyle, o çiçek aşısı aslında bizi bu hastalığa karşı da koruyor. Zaten şu anda Afrika'da yayılmasının bir nedeninin de o çiçek aşısına karşı oluşan koruyuculuğun
bu kuşaklarda düşmüş olması gösteriliyor. Yani nedenlerden bir tanesi de bu. Çünkü biliyorsunuz 1980'den sonra o hastalık ortadan kalkınca o aşı uygulaması da ortadan kalktı. Aslında böyle bir aşı elimizde var. Yani tekrar bu belki gündeme gelebilir ve insanlar tekrar aşılanabilirler. O nedenle ben hani pandemi olma konusunda çok hani panik değilim. Yani biraz daha rahatım. Çünkü çiçek aşısına karşı oluşturulmuş aşı bu hastalığa karşı belirli bir koruyuculuk oranında bizleri koruyabiliyor. Yani koronavirüsle yaşadığınız öncü endişeleri Bülent Hocam, bu aşamada bu virüs için yaşamıyorsunuz. Böyle bir kıyas yapabiliriz değil mi? Elbette onu söyleyebilirim ama tabii ki şimdi hani her zaman da şans bizden yana olmayabiliyor bu infeksiyon hastalıklarında. Bir varyanta bakar diyorsunuz. Ya evet, yani bir değişime bakar, bir mutasyona bakar. Ya o anlamda da tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Yani ya nasıl olsa aşımız da var. Hadi bir de şimdi biliyorsunuz aşı karşıtları var. Hadi şimdi çiçek aşısı olalım dediğimizde sizce bizim toplumumuzun evet, çift takılmaya çok meraklı gözüküyoruz galiba onlar. Aşı olmaya gidecek. Belirli bir yaşın üzerindekilerde benim sağ kolumun üzerindedir. Çiçek aşımız var ama koruyuculuğu düşmüştür olasılıkla. Yani ama hastalığı hafif geçireceğimin göstergelerinden bir tanesidir. Peki. Fakat yeni kuşakların aşı olması gerekecek. Şimdi aşı karşıtları tekrar başlayacaklar. Ya siz onu bırakın, yani bugün COVID-19'un yeni varyantlarına karşı aşı yok ülkemizde. Ya hani o getirilmedi bakanlık tarafından. COVID-19'un tedavisine yönelik ilaçlar gelmedi ülkemize. Yani biraz bakanlık kişileri işte öyle bıraktı, artık yakalanırsanız da şansınıza deyip belki de o bakanın dediği doğruydu, eski bakanın işte en güzel koruma yakalanmamaktı. Figen Hanım, sorunuzu alayım. Yani bireysel olarak alabileceğimiz bir tedbir var mı, onu sormak istemiştim. Bireysel olarak ben bir de bulaş hızı çok soruldu sosyal medya şu anda. Evet, hatta kesin. Diyorlar ki bu konuda yayı yapan sadece sizsiniz. Efendim pandemi nedeniyle böyle bir ne derler refleks gelişti. Biz kimi habercilerde anlaşılan. O yüzden hemen hızlıca Bülent Ertuğrul hocamıza ulaştık. O da sağ olsun davetimizi kırmadı. Son iki soru hocam. Bir, bulaş hızı şu aşamada ölçülebildi mi, biliniyor mu? İkincisi, bireysel tedbiri Figen Hanım sorar. Ne yapabiliriz diye. Aslında bulunduğunuz ortamda bir hasta varsa bulaşıcısı çok yüksek. Yani o sekresyonlarla, solunum ve vücut temaslarıyla, sıvılarla bulaşıcısı çok yüksek. Bulunduğunuz ortamda bir hasta varsa. Peki. Fakat şöyle bir yönü var. Yani hasta ortaya çıktığından dolayı hemen izolasyon şansınız var. Ama asemptomatik geçirenlerde ne yazık ki böyle bir şansınız yok. Ve hastaların belirli bir bölümü asemptomatik geçirebiliyor. Yani veya hiç semptomsuz hafif ateşlerle geçirebiliyor. O anlamda aslında bulaş hızı yüksek bir hastalık diyebiliriz. Kişisel önlemler, yani şu anda kişisel önlem hani ülkemiz açısından aslında bakanlığın hemen önlem alması ve o bölgeden gelecek olan insanların kontrol altına alınması gerekiyor ki ülkemizin sınırlarından içeri girmesin diye. Ama bu yapılamazsa kişisel sadece bu akşam 20 uçuş varmış hocam. İşte yani o zaman o uçuşlardan gelen insanların işte belirli aşamalardan, kontrollerden geçmesi, hastalık var mı yok mu onların taranması gerekecek. Bunu yapamazsanız ülkeye girecektir. Veya hani o hastalık muayenesinin yapılması gerekiyor. Bakalım olacak mı? O kişisel önlem olarak şunu söyleyebilirim. Hijyen her zamanki gibi çok önemli. Bu hastalık açısından da çok önemli. Maske, ben hala belirli yaş üzerindeki insanların ve altta yatan hastalığı olan insanların toplu taşım araçlarına binerken veya kalabalık bir yere girerken maske takmalarını hala öneriyorum. Çünkü COVID-19 aslında şu anda bizim sorunumuz. Çünkü şu anda COVID-19'un varyantları ülkemizde yükselmeye başladı. Benim son haftada birkaç tane hastam oldu COVID-19'lu.